en seksi olana başlayayım diyorum. Verelim mikrofon. Arkadaki kız alındı biraz. Ona da ver bir mikrofon. O da seksi olduğunu düşünüyor çünkü. Erdoğan, arka diyorsam arka. Yani götün gibi düşün. Beğenmedi beni ondan. Erdoğan'ın kriterleri... Erdoğan şu mini etek giysi onu da beğenir, anladın mı? Öyle bir... Yani seni beğenmeme ihtimal sıfır Erdoğan. Aa, teşekkür ederim. Oğlum adın ne? Sümeyye. Ne iş yapıyorsun Sümeyye? Hemşireyim. Nerede? Nişantaşı'nda bir klinikte çalışıyorum. Estetik klinik mi? Yok, sağlıklı yaşam. Ha, bu kim sokun merkezler. Ben gittim, beni normal ünlü zannettiniz herhalde. Duvardaki rutubeti bile bana şey diye yutturmaya çalışıyorlar. O bizim özel yaptığımız... Lan rutubet lan o, ben kaç sene beraber yaşadım. Hasancan, sen bizim kliniğe gel. İncelebilirsin, aynı zamanda sağlıklı olabilirsin. Ama inceldim, 7 kilo verdim hayatım. Ve sadece dikkatli beslenerek, fuhuş yaparak... sabaha kadar uyumayarak oldu. Bunları siz de yaparsanız... Bizde fuhuşa teşvik yok ama incelme var, sağlıklı beslenme var. Aynı zamanda da ozonu ben yapıyorum, beklerim. Ozonu nasıl yapıyorsun? Nereden istersen yapabiliyorum. O zaman ben ararım seni. Tamam, bekliyorum. Evlere ozon getiriyor musun peki? Senin için olabilir. Kız şurada insanlara nefes vermeye çalışıyor. Art niyetli art niyetli o götünüz başınız oynuyor. Ben ne anladım? Ben eve gelecek, bana ne verecek? Ozon. Ben de ona sonra karbondioksit. Bebeğim adın ne? Cansu. Bana anlatmak istediğin bir fantezi var mı? Ben böyle insanlara bakıp onlar hakkında böyle düşünceler dalıyorum. Seks. Fantazi mi? Hayır, genel. Ne gibi? Yani hem vücut hem özel hayatları. Benle ilgili mesela hiç bulundu mu düşüncelere? Çok. Bizi yalnız bırakın. Kendisi bana ozon verecek. Sen neresin bebeğim? İstanbul. Aslen baba. İstanbul. Babanın babası? İstanbul. Deden de İstanbul. Neresi sen İstanbul'un? Esenler. Ha! Hala İstanbul değil, anladın mı yani? Sendeyiz. Ayağa kalkar mısın? Hoş geldin. Ben Ayberk. Öğrencisin. Ben de İsviçre'de, Zürich'te okuyorum. Hangi bölümde okuyorsun İsviçre'de? Kimya mühendisliği. Devam, şimdi dinliyorum seni. Bu yaz başıma gelen enteresan bir olayı anlatmak istiyorum. Biraz sıçış gibi bir olay. Ulan bu zengin çocuklar niye böyle Türkçe konuşuyor ya? Seni gasp etmek istedim, biliyor musun? Anlat şeker çocuk. Zürich'te Langstrasse diye bir yer var. Biraz da baskın ve sert konuş. Sert ol, tamam mı? O kadar sert ol ki korksunlar. Evet. Burası İsviçre'nin Zürich'in en pislik caddesi. Böyle de çok korktuk, biliyor musun? Sendeyiz. Evet. İsviçre Belediye Başkan adayı. Adın neydi? Ayberk. Soy ismin ne Ayberk? Ölçer. Her şeyin çökmelik ya. Çıkışta gasp edin Ayberk'i. Neyse, bir hikaye anlatayım mı? Özür diliyorum. Bana teessüf ettin değil mi Ayberk? Yok yok, rica ederim. Lütfen sinirlenme Ayberk. Lütfen kendine hakim ol. Lütfen gözünü seveyim. Olay çıksın istemiyoruz. Sokakta yürüyorum yazın akşam üstüne doğru. Yanıma pembe bir limuzin yanaştı. Pembe? Evet. İsviçre'nin mafyasına bak. İsviçre'nin aracını Paris Hilton ya arkadaşlar. Öylesine durdu sandım, şey yapmadım. Sonra cam açıldı, bir tane gece kıyafetli kadın bana seslendi, hey baksana diye. Ben de cevap vermedim. Sonra tekrar seslendi, baksana falan dedi. Ben de döndüm baktım, işte bize katılmak ister misin dedi. Ben de korktum, bir kızardım, ne yapacağımı bilemedim. Sinirlenmeseydin. Onlara uymasaydın, evet. Ondan sonra işte katıl gel falan dedi. Ben de yok teşekkür ederim dedim. Peki dinler, gittiler. Muhtemelen lüks eskortlardı. Sonra düşündüm, acaba belki eğlence falan tertip eden insanlar olabilir diye düşündüm ama. Oğlum ne olabilirdi lan İsviçre'de en fazla? Bizim ekibe diyecek, orada yaşarlardı, biliyor musun? Hoş geldiniz. Ne iş yapıyorsunuz? Anaokul öğretmeniyim ama şu an çalışmıyorum. Kimle geldin buraya? Eşim ve arkadaşlarım. Evet, sendeyiz. Ben sinirlendiğim zaman onun götünü yumrukluyorum. Götünü mü yumrukluyorsun? Bileğim bu arada onun yüzünden oldu. Peki nasıl taş gibi bir götü var ki yumruklarken bileğe incindi? Evet, kemiğine geldi bu sefer. Dün ona sinirlendiğim için dövdü. Kral sen squat mı yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ya da acaba girdi mi, ondan mı kırıldı? Ha, araya girdi. Hayır, o onun için daha üzücü. Sen bileğini sararsın. Onun kırılan onuru peki? Olan bana oldu ama. Oha, anal dövüş.
Daha önce duyan var mı? Göt yumruklama diye bir şey duyan var mı? Şaplak, ataspor canım. Ben sana söyleyeyim, göt oluştuktan 10 saniye sonra şaplak bulunmuştur. Ses çıkıyor mu tabii yumrukta aynı şekilde şak diye? Çok çıkıyor, evet. Çıplak göte vuruyorsun o zaman. Hayır, ona da vuruyorum da. Oğlum sen nasıl dayanıyorsun lan sırada ayağı gibi götüne şapşak yumruk atıyor. Evde sürekli komalamaç oynuyorum bence. Oğlum ne saçma bir çiftsiniz ha? Benim ufkumu açtınız biliyor musun? İlk defa böyle bir şey duydum. O kadar fanteziye şahit oldum, duydum. İlk defa göt yumruklayan bir... Daha neleri var da. Ve çıplak göt yumruklayan. Organ falan demişken benim de garip bir anım var yakın zamanda başıma gelen. Onu anlatabilirim. Dinliyorum seni dostum. Benim çoğu arkadaşım da benim gibi yurt dışında okuyor. İstanbul'da buluştuk işte 40 yılda bir. Karnımız aç, esnaf lokantasına gideceğiz. Ben de çok sakin olduğum için bana şey diyorlar. Ayberk bir telefonunda bir şey var, bakar mısın diyorlar. Sonra bana siyahi adamların bir taraflarını gösteriyorlar yemek yerken falan. Ne kadar ayıp ya. Sana ne siyah erkeklerin şeylerini gösteriyorlar? Çok tatlı sinirlendiğimi söylüyorlar. O yüzden daha çok yapıyorlar. Bir sinirlenebilir misin bizim için? Şu an yapamam. Tamam. Bir siyah fotoğraf. Ben şimdi benimkini çıkarmayayım. Genelde şey diyorum, Allah belanı versin seni falan diyorum böyle. Ne açıyorsun falan diye. Oğlum sen niye bu kadar sinirlerini kontrol edemiyorsun? Gerçekten dehşete düştüm ya. Esnaf lokantasına gittik. Alt kat komple dolu. Kaldı yeren devam ediyor. Evet. Üst kata çıktık. Üst katta da kimse yok. Oturduk yemek yiyeceğiz falan. Ben de tam çorbamı kaşıklayacağım. Arkadaşım şey dedi bana. Ay bak telefonunda bir şey var. Bozuldu galiba. Bakar mısın dedi. Ben bakayım dedim. Tam yemeğimi yiyeceğim. Herif bana siyah bir adamın her şeyi meydanda gösterdi. Neleri mesela? Her şey dedin. Onuru, gururu ne? Alt tarafını, ön tarafını her yeri gözüküyordu. Ben hala anlamadım. Tamam. Evet. Ben de çok sinirlendim. Şey dedim, bunu bipleyebilirseniz sevinirim. Ya Allah belanı versin, niye bana zenci a** gösteriyorsun? Eyvah. Çok affedersiniz, çok özür dilerim. Bu programda bu kadar terbiyesizleşmemiştim. çok özür dilerim. Allah seni nasıl biliyor söyle. Ben şokum. Ben 92'den beri böyle bir küfür duymadım. Tam o sırada da merdivenlerden üst kata çocuklu bir anne çıkıyordu. Çocuğu da 5 yaşında, duydu söylediğimi. Emin ol senden daha çok duymuştur onu, kullanmıştır. Şey dedim. Yaptı böyle, ben yerin dibine girdim orada, çok utandım. Rezalet, sen anlatınca ben de senin adına utandım. Oğlum bu çocuk nasıl hayatta kalacak ya? Şarpıyı hak etti. Kaldırabilir mi acaba şarpıyı? Sevişme sonrası yaşadığın en saçma muhabbetin konusu neydi? Bence en saçması 5 dakika sürdükten sonra harikaydım değil mi muhabbeti. Ha onaylanmak istiyorlar. Ha, evet tabii ki. Harikaydı değil mi falan ve 5 dakika sürmüş. Beyler eğer 5 dakika ya da 10 dakika yani kısa sürdüyse yapacağınız hiçbir konudan bahsetmiyor, sanki sevişmemişsiniz gibi. Sevgilisiyle beraber olduktan sonra sticker takıyordu. Eğer iyiyse ve çocuk iyi olmadığında... Sticker ne? %100 ya da böyle parmak sticker'ı. Neresine yapıştırıyordu? Alnına. O sticker'ları biriktiriyordu çocuk. Yokuş! Çok teşekkür ederim. Sayenizde rekorlara devam ediyoruz. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!